Ve değerli izleyenler, konut kredi faizlerinde indirime gidildi. Kabinede alınan o kararın detayları açıklandı. Peki uygulama nasıl olacak? İşte bunun yanıtı geliyor şimdi ekranlarınıza. Fiyatlar artmış, ümitler iyice azalmıştı. Çözüm için konut kredilerine indirim paketi geldi hükümetten. Ev sahibi olmak isteyenler yeniden arayışa girdi. Şu an faizler çok yüksek. Bu yüzden ev alamıyoruz. Eğer böyle bir uygulama gelirse ev almayı düşünürüm. Kesinlikle tabii ki hareketlendirecek piyasayı. 3 ayrı konut finansman paketi açıklandı dünkü kabine sonrasında. İlk paket arkamdaki gibi sıfır daireler için geçerli. 2 milyon liraya kadar değere sahip evler için 120 ay vade ve 0,99 faizle konut kredisi imkanı getirildi. Normalde biliyorsunuz 2. bilmem kaçlardan 3'lerden falan inmiş aşağıya, normal. Bence biraz daha inmesi gerekiyordu yani. İkinci paketse hem sıfır hem de ikinci el konutlar için geçerli ama konut değerinin en az yarısının döviz hesabının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılması şartı var. Yine vade 120 ay ancak faiz oranı bu kez 0,89. İyi olmuş esasında ama sıfır eve bizim gücümüz bu saatten sonra hayatta yetmez. Ama ikinci el ev olarak düşünebiliriz yani. Üçüncü paketse inşaat firmalarını ilgilendiriyor. Asgari %40'ı tamamlanmış ve %50'si satılmış projelerin tamamlanabilmesi için sektöre 20 milyar liralık kaynak ayrıldı. %100 hızıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına paralel böyle aynı zamanda fiyatlar da 3'e katladı. Ev sahibi olmak isteyenler heyecanlandı ama fırsatçıların da iştahı kabardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından hemen sonra ev ilanları güncellendi. Anında artan fiyatlar sosyal medyada paylaşıldı. Fırsatçılık yapan daha çok bence üreticiler. Üreticiler zaten bir satış fiyatım vardı. Ne oldu da bir anda %25 artırdın?